bunları çıkaracağım tabii ki. Şunlarla çıkmak muhteşem olur cidden. Bu oturma şeyine göre ayarladım. Şu ses geliyor mu mikrofonu? Ay bilemedim. Şöyle yapacağım. Bugün sizlerle bir meditasyon videosu çekelim istedim. Bu meditasyon videosu pratik olacak arkadaşlar. Çünkü daha önce bir kere hani meditasyonla ilgili bir video çekmiştim. Onu eğer izlemek isterseniz zaten o kanalımda, bu da böyle söylemesi bir tuhaf geliyor. Kanalımdan izleyebilirsiniz falan. Ama bugünlerde, yani bu zorlu günlerde hepimiz karantinada ve umuyorum ki hepimiz evdeyken ve çalışmak zorunda olanlarımız var. Lütfen ama lütfen kendinize, sağlığınıza çok özen gösterin. Hem sizin hem de ailenizin sağlığını aynı evde yaşıyorsanız. Dolayısıyla yani bugünleri birbirimize destek olalım. Ben elimden geldiğince size destek olayım istiyorum. Ve benim her sabah muhakkak ama muhakkak yaptığım şey meditasyon. Ve bunu sizlerle pratik olarak göstermek istedim. Ben ne yapıyorum? Yani açıkçası ben meditasyon yapıp sonra yoga yapıyorum. Ve yogayı bu kadar böyle fazla sokmamıştım hayatıma son zamanlarda. Yani yin yoga yapıyordum ama işte hatadır, böyle vinyasa, hani akışlı yogalara ara vermiştim. Bu evde kalma sürecimizle beraber ve ben Alvin Devinleri çok severek takip ediyorum. Onun hem anlatımını çok seviyorum hem de enerjisini çok seviyorum. Onun Yogaya Başla galiba, hani Alvin'le Yogaya Başla kanalına bayağı bakıyorum. Onunla beraber ve canlı yayınlarda yogaya daha da böyle şevkle döndüm. Çünkü yin yoga daha sakin. Belki ilerleyen zamanlarda size yin yoga videoları çekerim. Onun yani akışlar yok aslında. Orada tamamen bir teslimiyet ve durmak söz konusu ve bazılarınızı zorlayabilir. Ve ben meditatif yin yapıyorum. Neyse, dolayısıyla bu videoda bütün bunlardan dolayı size nasıl destek olabilirim diye de düşünürken kendi yaptığım bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu da meditasyon olacak. Ben çok fazla konuşmadan direkt pratiğimize geçelim istiyorum. Öncelikle birkaç şeye dikkat etmenizi istiyorum. Daha doğrusu böyle bir dikkat etmek değil de hani daha iyi olduğunu düşündüğüm bazı noktalar var. O da şu. Bence zaten onu meditasyon videosunda da bahsetmiştim. Sabah kalktığınızda ilk iş olarak meditasyon yapmak, daha böyle hani zihnimiz tam uyanmamışken bana çok iyi geliyor. Dolayısıyla zaman olarak onu seçin. Ya da uyumadan hemen önce ve minimum 15-20 dakika olarak bu aklınızda kalsın. Şimdi rahat bir oturuşa gelmenizi istiyorum. Ben yoga matımın üzerinde göremiyorsunuz şu anda çünkü oda küçük olduğu için maksimum bu uzaklıkta çekebiliyorum. Siz nasıl ve nerede rahat hissediyorsanız orada oturun, orada kalın. Tek istediğim kendinize rahat bir alan bulun ve ya bağdaş pozisyonunda ya da hani ayaklarınızı altınıza alarak, hani Japonların oturuşunu göstermiştim size yine meditasyon videosunda. O şekilde oturabilirsiniz. Benim video boyunca size anlatabilmek için gözlerim açık olacak çoğunlukla. Siz birazdan başlamamızla beraber gözlerinizi kapatın lütfen. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle benim nasıl yaptığımdan bahsediyorum. Ben dediğim gibi sabah kalkar kalkmaz önce bir yoga matıma oturuyorum. Ve zihnimde ne varsa gözlerimi kapatıp kendime böyle bir meditasyon müziği açıp, bu Spotify'dan falan da meditasyon müzikleri ya da meditation müzik diye yazarsanız zaten bulabilirsiniz. Bir playlist açıyorum. Orada işte dalga sesi, kuş sesi, doğa sesleri böyle çıkıyor. Şimdi rahat bir oturuşa gelin ve gözlerinizi kapatın. Elleriniz ister dizinizin üzerinde, ister kalbinizin önünde, ellerinizi birleştirerek sadece nefesinize odaklanın. Nefes alın, nefes verin. Sadece nefesinize odaklanın. Nasıl nefes alıyorsunuz? Bir buna göz atın. Nefesleriniz böyle duraksayarak mı, yoksa alıp veriyor musunuz? Akışta mısınız? Ne kadar izin veriyorsunuz nefes almaya? Bir buna bakın. Sadece benim sesime odaklanın. Başka hiçbir şey düşünmenize gerek yok.
Düşünceler gelecek, gidecek. Hiçbir düşünceye tutunmayın. Sadece ve sadece şu anda ve buradasınız. Gözleriniz kapalı. Ne istiyorsunuz? Bunu sorun kendinize. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz ama size bir fayda sağlayacak, böyle sizi iyi hissettirecek bir şey. Mesela sevgiyi daha çok hissetmek istiyorum. Ya da benim hayat amacım ne? Ya da bütüne nasıl daha fazla katkıda bulunabilirim? Nefes alın, nefes verin. Hiç duraksamasın nefesleriniz. Nefes hep aksın, hep akışta olun. Bu soruyu sorduktan sonra zihninizden düşünceler geçerse de geçsin, hiç şu anda düşünüyorum, ay düşünce geldi demeyin, geçsin düşünceler. Siz yeter ki nefesinize odaklanın. Şu anda kendinize bu zamanı ayırdığınız için şükredin ve hep nefesinizde kalın. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Sizden tek istediğim, nefesinize odaklanıp duraksıyor musunuz, akışta mısınız, buna bakmanız. Bu nefes almalarımız devam ettikçe alıyoruz, veriyoruz. Buna bir zaman koymanıza gerek yok. Kendinizi ne kadar rahat, belki 3 dakika, belki 5 dakika hissediyorsanız o şekilde aksın. Ve kendinizi bir yerde tamam artık yeter dediğinizde belki bir dakika sonra sıkılacaksınız. Belki 20 dakika boyunca hiç sıkılmayacaksınız. Ama böyle içiniz belki huzur dolduğunda, belki biraz daha sevgiyi hissettiğinizde o noktayı zaten içiniz biliyor. Siz sadece ona güvenin. Kendinizi sadece oturduğunuz o yere bırakın. Ama sırtınız dik olsun. Nefes almaya devam edin ve nefes vermeye devam edin. Şimdi kendinizi hazır hissettiğinizde, dilerseniz siz devam edebilirsiniz. Ben videoda size iki tane teknik diyeyim ya da iki pratik daha göstermek istediğim için gözlerinizi açmanızı rica edeceğim. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bu benim her gün yaptığım pratik ve YouTube'da özellikle bu süreçten geçerken her birimiz evlerimizdeyken size dediğim gibi destek olmasını istiyorum. Bence meditasyona her zaman olduğundan daha fazla önem verelim derim. Tabii ki eğer ki sizin de içinizden geliyorsa ya da hiç denemediyseniz belki denemeyi düşünebilirsiniz diye de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ikinci meditasyon tekniği diyeyim. Aslında yani evet, bu bir teknik, üçgen meditasyon diye geçiyor. Ben de bunu bir eğitimde öğrendim. Kim buldu, nereden çıktı bilmiyorum. O yüzden sizi yanlış bilgilendirmek de istemem. Bence bunun da açıkçası çok önemi yok. Önemli olan size iyi gelecek mi? Siz nasıl hissedeceksiniz kendinizi? Dolayısıyla bunu benimle beraber yapabilirsiniz. Bu üç meditasyondan diyeyim, hangisi size daha iyi geliyorsa ona odaklanın. Ve bu arada çok önemli bir nokta var. Nefes konusu. Ben yoga pratiğimi yaparken özellikle son zamanlarda, yani yogayı yapa yapa şunu fark ettim. Nefesimi çok tutuyorum. Mesela nefes alıyorum, hani meditasyonda da bunu fark ettim. Alıyorum, tutuyorum. Hani vermiyorum. Böyle 2, yani 10 saniye geçiyor, ondan sonra veriyorum. Ama bunun mesela farkında değildim. Ve meditasyonla kendimi şimdi ve buradaya getirerek ve gözlerimi kapatarak, teslim olarak, nefes alışverişlerime de dikkat ederek, daha doğrusu odaklanarak diyeyim, bunun farkına da varmaya başladım. O yüzden çok çok önemli. Nefes alışverişiniz sizin aslında hayatta da sergilediğiniz tutum. Neleri tutuyorsunuz? Neleri bırakmakta zorlanıyorsunuz? Siz hayatı nasıl yaşıyorsunuz? Belki bunun da yansımasını nefesiniz gösterebilir size. Bana çok içgörü sağladı açıkçası.
Dolayısıyla bu meditasyonu yaparken buna da dikkat etmenizi nacizane öneririm. Şimdi hazırsanız ikinci pratiğimize geçelim. Yine rahat bir oturuştayız. Gözlerimizi kapatalım. Gözlerimizi kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bir elime bakın lütfen. Şimdi burada nefes alırken şöyle bir üçgen şekli çizmenizi hayalinizde sizden rica edeceğim. Nefes alırken 1, 2, 3. Nefesi tutarken 1, 2, 3. Ve nefes verirken de 1, 2, 3 diye ilerleyeceğiz. Yani hayalinizde böyle bir üçgen çizdiğimizi varsayın. Ben böyle çiziyorum. Siz isterseniz buradan başlatabilirsiniz. Hayalinizde hiçbir şey değişmez, fark etmez. Yeter ki hayalinizde bunu canlandırın. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Eller dizlerin üzerinde ya da kalbin önünde birleştirebilirsiniz. Bir iki kere nefes alalım. Kendinizi mata bırakın. Şu anda yapmanız gereken hiçbir şey yok. Her şey olduğu gibi mükemmel. Bize zorlu gibi gözüken bu zamanlar belki çok güzel bir şeye gebe. Nefes alın, nefes verin. Ve şimdi hayalinizde nefes alırken 3'e kadar sayarken bu üçgeni başlatmanızı istiyorum. Bir kenarını yukarı doğru. Nefes alıyoruz. 1, 2, 3. Nefesimizi tutarken aşağı doğru ikinci kenarı çiziyoruz. Nefesi tutuyoruz. 1, 2, 3. Ve nefesimizi veriyoruz. 1, 2, 3. Şimdi 3'e doğru, yani 3 sayarken öncelikle nefes alıyoruz. Diğer 3'ü sayarken nefesimizi tutuyoruz. Nefes verirken de 3 sayıyoruz. Bunu beraber yapalım. Bir daha. Nefes alıyoruz. Tutuyoruz. Veriyoruz. Bu arada eğer ki nefes verirken siz yine sayın, beni dinleyin ama aklınızdan 1, 2, 3 nefes alıp sonra 3 sayarken nefesi tutup 3 sayarken nefesi vermeye odaklanın. Aynı zamanda beni de dinleyin. Nefesinizi ister ağızdan ister burundan verebilirsiniz. Ben burundan verince daha rahat hissediyorum genelde. İçim çok duygu doluysa ağızdan veriyorum. Siz nasıl isterseniz. Bunu devam ettirin arkadaşlar. Ne kadar içinizden geliyorsa. Gözleriniz kapalı. Nefes alıyoruz. Tutuyoruz. Ve nefesimizi veriyoruz. Ben videonun akışı açısından devam edeceğim. Son tekniği sizlerle paylaşmaya. Ama sizler lütfen ihtiyacınız olduğu kadar, olduğu sürece yapın. Ben burada hani 15-20 dakika boyunca sizlerle yapamıyorum. Ama isterseniz ileride ben seve seve bu meditasyonu gerçekleştiririm. Bu arada hani çok değişik, çok farklı meditasyon teknikleri var. Yani benim yaptığım birçok işte hayal ettiğim böyle enerjilerle yıkanmalar, renklerle yıkanmalar, ne bileyim hayalimde canlandırdığım işte böyle bir hayalime odaklandığım bir sürü meditasyonlar var. Bunun dışında tabii ki de hani başka türlü meditasyonlar da var. Neyse onlara çok girmeyeyim. Ama ben burada size özellikle başlamak isteyenlere biraz da şevk olsun, motivasyon olsun diye bunu paylaşıyorum. Ama dilerseniz ileride beraber de yapabiliriz. Ben 15-20 dakika seve seve bunu sizinle paylaşırım. Eğer ki siz sıkılmazsanız. Arkadaşlar son meditasyon tekniğimiz diyeyim. Bir öncekine aslında benzer. Bunun tek farkı kare olarak yapacağız. Bu da nasıl oluyor? Şimdi nefes alırken 4 sayıyorum. Bir kare canlandırın beyninizde. Şimdi nefes alıyorum. 1, 2, 3, 4. Nefesimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4. Nefes
veriyorum. 1, 2, 3, 4. Ve yine nefesimi tutuyorum. 1, 2, 3, 4. Buna kare ya da dikdörtgen nefes diyebiliriz. Dolayısıyla gözlerimizi birazdan kapattığımızda buna odaklanın. Bu arada bunu bir yerde okudum. Bu kare nefes ya da dikdörtgen nefesle ilgili, yanlış hatırlamıyorsam, gece uyumadan önce ya 4 ya da 8 kez, ama benim hatırladığım 4 kez bunu yaptığınızda, kendinizi dediğim gibi böyle nefesinizi odakladığınızda hem uyku kaliteniz artıyor, hem kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz, hem de sağlığınıza çok iyi geliyor. Dolayısıyla özellikle uyumadan önce bunu okuduğum için sizlerle gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Uyumadan önce bu nefes tekniğini deneyebilirsiniz. Hazırsanız beraber yapalım. Gözlerimizi kapatalım. Öncelikle 4 sayarken nefes alacağız ve o dikdörtgenimizin ya da karemizin bir kenarını yukarı doğru çizeceğiz. Nefes alıyoruz burundan. 1, 2, 3, 4. Nefesimizi tutuyoruz. 1, 2, 3, 4. Rahatça ve yavaşça nefesimizi veriyoruz 4 sayarken. 1, 2, 3, 4. Ve yine nefesimizi tutuyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi hiç durmadan bir daha nefes alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi yine nefesimizi tutuyoruz 4 sayarken. 1, 2, 3, 4. Nefes veriyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve nefesimizi tutuyoruz. 1, 2, 3, 4. Siz buna lütfen devam edin. Ben şimdi sizinle bir daha sayacağım. Nefes alırken ben sadece 4, 4 diye sayayım. Sizin sadece odağınız nefes almanızda olsun. Ne düşünürseniz düşünün. Aklınıza ne düşünceler gelirse gelsin. Aksınlar. Hiç sıkıntı yok. Her şey yolunda. 1, 2, 3, 4. Tutuyoruz. 1, 2, 3, 4. Veriyoruz nefesimizi. 1, 2, 3, 4. Ve yine tutuyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Burada buna çok değinmeyeceğim. Lütfen gözlerimizi açalım. Siz dilerseniz bu videoyu izledikten sonra kendiniz devam edebilirsiniz, ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi 4 sayarken mesela nefes alıyoruz, şöyle değil. Tutuyorum, veriyorum, tutuyorum. Ha, böyle değil. Yani ve olabildiğince karnınız, yani diyafram nefesine odaklanın. Nefes konusunda bilir kişi değilim. Kendi yöntem, yani kendim öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla, çünkü Nilüfer'le bir sene oldu galiba, Şan hocam ve arkadaşım, onunla çalışıyorum. Dolayısıyla nefes tekniklerine şarkı söylediğim için hobi olarak biliyorum. Bir de ondan önce çok sevgili ve saygıdeğer Evsun Hanım'la çalışmıştım. Kendisi çok önemli bir operacı, 2,5 sene kadar galiba. O yüzden nefes tekniklerini biraz biliyorum. Önemli olan ve bilmeniz gereken tek nokta şu. Yani göğüs nefesi böyle diye buranızı şişirmeyin. Bu değil. Şu. 4 sayıyorum. Bakın buram hiç şişmeyecek. Tutuyorum. Veriyorum. Karnınız, diyaframınız şişiyor ve diyaframınızdan veriyorsunuz nefesi. Buna isterseniz hani YouTube'dan da bakabilirsiniz. Diyafram nefesi nedir? Göğüs nefesi ve diyafram nefesinin farkını, yani diye şişirmenizle buradan ve aldığınız, bakın bir buradan göğüs nefesi alıyorum, şişiyor, veriyorum. Bir de buradan alıyorum, veriyorum. Bunu bir siz de araştırın, bir bakın. Benim istediğim ve size çok daha iyi, çok daha derin geleceğini düşündüğüm nefes diyafram nefesi. O yüzden buna özen göstermenizde fayda var. Bu video düşündüğümden uzun olmuş olabilir. Ama umuyorum ki size yarar sağlamıştır, destek olmuştur ve bugünlerde yanınızda olduğumu umuyorum ki video vasıtasıyla da olsa bir nebze hissettirebilmişimdir.
Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu bana desteğinizi gösteriyor ve aynı zamanda o bildirim zilini de açarsanız her zaman, yani her hafta video yayınlandığında sizin de haberiniz olur. Onun dışında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben bunu açıkçası biraz da böyle bir deneme olsun diye de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sizden gelen geri bildirimlerin benim için değeri çok fazla, çok kıymetli. O yüzden siz de beni lütfen yönlendirin. Yani her şeyi okuyorum. Meditasyonu bilmiyorum, canlı yayında mı artık, YouTube video vasıtasıyla mı? 15-20 dakika yapmak isterseniz onu da benimle paylaşın ama ilerleyen zamanlarda özellikle hani 2 ya da 3 ya da 4 yin yoga pozunu sizlerle böyle videolarda paylaşmak istiyorum. Çünkü yoga çok çok değerli ve yin yoganın bende yeri çok ayrı. O yüzden dilerseniz onları da sizlerle paylaşabilirim seve seve. Bugünler zor günler arkadaşlar, biliyorum geçecek. Aslında zor evet ama nereden baktığımıza da bağlı. Evet, belki hani eve tıkılmış gibi hissediyor olabiliriz bazılarımız. Ama bu bizim için belki yapamadığımız o işleri bitirmeye iyi gelebilir. Yoga pratiğini ben daha da dediğim gibi aktif olarak yapmaya başladım. Daha da böyle bütüne nasıl katkım olabilir diye düşünmeye başladım. Sizler de belki bunu bir ele alabilirsiniz. Bilmiyorum, minimalist yaşama geçmeyi belki düşünebilirsiniz. Kullanmadığınız, size fazla gelen ama başkasının çok ihtiyacı olan şeyleri ayıklayabilirsiniz. Hayvanlara, kedi köpeklere, bütün hayvanlara mama yardımında bulunabilirsiniz. Ne geliyorsa aklınıza ve içinizden ne geliyorsa. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize çok özenli, şefkatli davranın. Sevgiyle ve umutla kalın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Diğer arkadaşlarımız gibi 5-6 kilo fazlam olduğu için yapamıyorum. Çok heyecanlıyım. Şöyle oturduğumda göbeğim varmış gibi duruyor. Bir tek sıkıntım o. Ay, çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa video çekiyormuş gibi heyecanlıyım. Güzel gidiyor mu? Ve çok heyecanlıyım. Nasıl konuşacağım?